Bu dilimde ana haberde konuklarımız olacak. Tarık Oğuzlu ve Abdullah Ağar bizlerle beraber olacak. İkinizi de gördüm. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Saygılar Delik Hanım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Şimdi az önce haberde verdik. Belki oradan başlamak daha doğru olur. Abdullah Hocam sizinle başlayayım. Artık saldırının olup olmayacağından çok ne zaman olup olmayacağı ya da nasıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini konuşuyoruz. Yaptırımlar yolda deniliyor. Savaş kabinesi üçüncü kez toplandı, bir daha toplanacak. Ne konuşuluyor olabilir? Ne olacak? Şimdi Dilek Hanım, tabii iş çok tehlikeli bir noktaya gitti. Yani İran nasıl vurmak zorunda kaldıysa, şimdi İsrail de vurmak zorunda kaldı. Evet. Öte tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir tutarsızlığı var. Şimdi diyor ki Biden, Netanyahu'ya büyük bir zafer kazandın ama burada dur. Hmm. Ama hemen arkasında söylüyor ki bizim İsrail'e kayıtsız şartsız desteğimiz sürmeye devam edecek. Şimdi bu cümleyi kurduğunuz zaman İsrail'e demiş oluyorsunuz ki İsrail sen saldırırsan ben seni destekleyeceğim. Bu İsrail'e örtülü yoldan sen saldır demek değil mi? Zaten İsrail de en başından beri bunu aramıyor mu? Yani sonuçta İsrail temel amacı neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye gelen stratejik mühimmatının yükünü, armadalarını kendi menfaatleri doğrultusunda İran'a karşı kullanmak. Şimdi İran bu yapmış olduğu saldırıyla İsrail'in eline ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eline buna dair son derece önemli bir gerekçeyi vermiş oldu. Burada tabii bu alanda bir umut yok. Yani çünkü ne İsrail'in Gazze'de ve İran'la ilgili bir sonuç alıcı siyaset ve stratejisini göremiyoruz. Ne de İran üretmiş olduğu yani stratejik üstünlük karşısında, yani karşı karşıya kaldığı stratejik üstünlük karşısında yıpratma savaşlarından vazgeçme eğilimi içerisinde değil. Şimdi böyle olunca tek bir umut kalıyor. O umut da bu mücadelenin limitlerinin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkacak ölümcül riskler. Yani iki taraf içinde, yani şimdi İran atmış olduğu füzeleri İsrail tarafı düşürdük falan diyor ama orada kendi ifadesiyle 7 tane kaçan balistik füze var. Zaten reisinin açıklaması da var. Bugün yapmış olduğu bir açıklama. Diyor ki sınırlı tutuldu bu misilleme. Şimdi doğru. Yani İran'ın elinde ne kadar balistik var, kabiliyetleri ne kadar az olan veya çok olan füze fırlattı bunları bilmiyoruz. Hı hı. Çünkü İran'ın şöyle bir şey var. Yani ses altı füzeleri de var. Kendi iddiasıyla 14 Mach hızla uçan, yani hipersonik füzeleri de var. Şimdi bu füzelerin hangilerini kullandığı, hangileri düştü, düşürüldü, hangileri hedeflere ulaştı, bunlara dair bir veri paylaşmadılar ve paylaşmayacaklar hiçbir zaman. Yani bir şekilde bir yerden sızarsa ancak bunu biz teknik olarak anlamlandırabileceğiz. Ama ne olursa olsun İsrail tarafında kabul ettiği gibi 7 tane basit füze İsrail topraklarına düştü. Bu çok önemli bir veri. Evet. Çünkü bu füzelerin yani hedeflerini vurması halinde konvansiyonel başlıkları çok büyük bir etki ortaya koyar. Yani İran sivil hedeflere karşı kullanmadı, askeri hedeflere karşı kullandı ve kendi cümlesinde işte Netanyahu üstüne karşı kullandı ve burada 44 tane istihbaratçısını öldürdüm diyor. Şimdi bu veriyi bilerek paylaştılar. İsrail böyle bir veri paylaşmadı. İsrail nasırına basmakla birlikte kendi iç kamuoyuna, etraftaki ülkelere, milli şeylerine, işte vekillerine pek çok şey söylemiş oldu, kurmuş olduğu cümleler. Şurada umut var. Yani benim görebildiğim her iki taraf içinde yıkımı çok büyük olacak bir savaşın erken evresindeyiz. Gerilimle birlikte. Bu süreniz çok şimdi önemli. Bu tarafları vazgeçilme potansiyeli var. Ama bir diğer tarafıyla da iki taraf da vazgeçmiş değil. Ve iki taraf da üreyen verilerle birbirlerini vurmakla ilgili kendilerini meşru bir hak hissediyorlar. Evet. Tehlikeli olan tarafı da bu. Bu. Şöyle sürem çok dar olduğu için, sorun da fazla olduğu için böyle paslaşarak gitmeyi çok istiyorum. Şimdi siz, Abdullah Hocam söylüyor Tarık Bey, aslında bir umut var diyor. Yani her iki taraf için de tehlikeli olduğu için. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve AB yaptırımlar meselesini gündeme getirdi. Hiç kimse tabii ki bölgenin karışmasından yana değil. Biz de böyle başlıkları konuşuyoruz ama bu saldırının engellenebilir bir tarafı var mı? Özellikle AB ya da batılı ülkeler ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Masada böyle bir ihtimal var mı sizce?
Yani o ihtimal her zaman için var tabii ki şüphesiz. Çünkü bu saldırının olmamasını isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Netanyahu'nun Amerika'yı İran karşısında bir savaşa sürüklemek istediğini artık Sağır Sultan bile biliyor. Daha doğrusu Netanyahu'nun 90'lı yıllardan günümüze kadar ki zaten ulusal stratejisi bu fikir üzerine bina edilmiş. Yani bir fırsatını bulsam da bir kündeye getirsem de şu Amerikalıları bir şekilde İran'a karşı saldırsam bu sayede Amerika'nın İsrail olan askeri desteğini tam anlamıyla garanti altına alsam. Netanyahu'nun stratejisi bu. Amerika bunu görüyor. Ben Abdullah Bey'in söylediklerine şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Yani aynı fikirdeyim açıkçası. Yani İran-İsrail savaşının ortaya çıkarabileceği yıkım dolayısıyla, bu ihtimal dolayısıyla bir yumuşama olabilirse olur. Gazze sorununda bir çözüm bulunabilmesi mümkün olursa mümkün olur. Çünkü bu senaryo İsrail-İran kapışması sadece iki ülke arasında olmayacak. Çok açık ve net. Yani bunun içine kimin dahil olabileceğini şu andan öngörmek çok mümkün değil. Yani benim öngörüm şu ki eğer bu savaşın İsrail tarafında Amerika Birleşik Devletleri ve küresel Batı'nın Avrupa Birliği üyesi ülkeleri yer alırsa kimse garanti edemez ki İran'ın yanında Rusya veya Çin yer almasın. Yani bu ihtimal var. Bu ihtimali de bence stratejistler görüyorlar ve değerlendiriyorlar. Bu da belki İsrail üzerine bir baskı koymak adına ekstra bir motivasyon, ekstra bir neden. Ama sizce hali hazırda geldiğimiz yerde İsrail üzerinde bir baskı hissediyor mu bu denklemler üzerinden? Yani bence hissediyor tabii. Hissetmediğini söylersek doğru söylemiş olmayız. Yani şunu biliyoruz tabii ki. Yani İran bir hayat öpücüğü sundu. Bu saldırısıyla Netanyahu'ya bir can simidi yolladı. Yani üzerindeki baskıları hafif sanki azalttı gibi. Evet böyle bir resim var. Bunu herkes söylüyor. Ama İsrail üzerinde baskı yok demek. Onu bazı şeyleri yapmaması noktasında uyarmıyorlar demek doğru olmaz. Çünkü Amerika'nın istemediği bir şey, hala istemediği bir şey nedir? Bu savaşın sınırları aşması ve işin içine Hizbullah'ın, işin içine İran'ın çok acı bir şekilde müdahil olması. Çünkü biliyor ki Amerika böyle bir ihtimal olursa kendisi de göbekten bu işin içinde olacak. Bu da Amerika'nın son 10 yılda Orta Doğu'da takip etmeye çalıştığı dış politika stratejisine aykırı bir şey. Çünkü Amerika mümkün olduğunca bu bölgede bir yatışma olsun, bir entegre bir şey olsun. Yani ki ben de çekileyim, gireyim diyor bunun arayışında. Ama böyle bir ihtimal daha da Amerika Birleşik Devletleri'ni Orta Doğu bataklığının içine saplar ki bu da ABD'nin Çin ve Rusya karşısındaki pazarlık gücünü, kozunu zayıflatan bir gelişme olur. Şimdi Abdullah Hocam, İran Cumhurbaşkanı Reis'in açıklamaları vardı. Ulusal Ordu Günü'nde kutlamalarında konuştu. Önemli detaylardı. Yani askeri bir kimliğin özellikle her saldırıya sert bir karşılık vereceğini söylemesi gayet normal elbette. Böyle algılamak da doğru. Ama İran'ın kendi askeri gücünü ve bölgedeki vekil güçlerini de hesaba kattığımızda Tarık Bey bahsediyor. İran'ın ikinci bir saldırısı, İsrail'in saldırısı sonrasında sınırlı bir saldırı olmaktan çıkar mı? Çünkü sınırlı denildi İran tarafından yapılan açıklamalarda. Yani bu böyle misilleme saldırılarında gitgele mi dönüşür? Yoksa artık gerçekten başka bir boyuta evrilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi bu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne daha pahalıya mal olur. Yani İsrail ile İran arasındaki bir didişme, bu şekilde füzeler üzerinden bir didişme. Çünkü Batı'nın kullanmış olduğu teknoloji, İran'ın kullanmış olduğu teknolojiden çok daha fazla. Yani maliyet olarak çok fazla. Maliyet olarak mı Yani söylemek istiyorsunuz bunu? şimdi parametreler tarafların söyledikleri kadar değil. Şimdi yani yani Batı dünyası maliyetleri ne kadar yüksek olursa olsun teknolojik mühimmatını ikame etme kabiliyeti var. Ama İran yaptırımlar altında inleyen, son derece fakirleşmiş ve son seçimlerde de kendisini göstermiş olduğu Molla rejimi kendi kamuoyunda, kendi toplumunda rejime olan destek seçim oranları üzerinden yüzde kadar düşmüş olan bir toplum. Yani %40 insan sandığa gitti. Bir de yakın zamanda özellikle bu içinde yaşamış olduğu iç istikrarsızlıklarda ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Şimdi pek çok sorunu var. Ekonomik sorunları var, sosyolojik sorunları var, siyasi sorunları var, rejimle ilgili sorunlar var. Yani şimdi ve çok pahalı bir iş olan savaşı sürdürmeyle ilgili bir desteğe ihtiyacı var. Desteği kimden alacak? Belli bir şeyler var. Rusya'dan alacak, Çin'den alacak, Kuzey Kore'den alacak gibi bir takım şeyler var. Ama bu da çok tehlikeli İran açısından. Çünkü proksiye dönüşecek. Yani burada şöyle bir gerçeklik var İran açısından. Evet,
bir kendine özgü bir mücadele üretti. Bundan dolayı devletine girmese bile mollaların ve işte devrim muhafızların çok ciddi anlamda bir ekonomik kabiliyeti gelişti. Bunu biliyorum ben sağdan geldiğim için. Hani buralara girmeyeyim çünkü tahrik oluyorlar. Ama şöyle bir tarafı var. Bu iş devletin kendi gelirleriyle yapılacak bir mücadele olduğu için çok işe ihtiyacı olacak. Kabiliyete ve paraya ihtiyacı olacak. Bu para İran'da var mı? Yok. Yani gayri safi milli hasılası Türkiye'nin bildiğim kadarıyla 1/4 kadar falan. Yani evet. 350 milyar dolar seviyesinde ki bu petrol ve doğalgaz zengini olan bir ülke. Şimdi daha da sıkışınca, savaşın yükü binince bu sefer şeye çok fırsat sunacak. Yani müttefikleri önünde çok çaresizleşecek. Hı hı. Belki destek alacak ama onlar da doğrusal bir destek vermeyecekler. Bu desteğin karşılığında İran'dan ne alacaklar? Yani İran açısından pek çok bilinmez yani soru var. İsrail açısından ise Batı dünyasının desteği sonsuz değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği sonsuz değil. Son derece kırıldı. Şimdi büyük bir hırs çıktı. Amerika Birleşik Devletleri desteği, Ukrayna Savaşı var. Hı hı. Asıl Amerika Birleşik Devletleri derdi neresi? Oradaki yığınağını buraya çekme riskleri, öbür tarafta Çin bir dalı verirse ne yapacak? Evet. Bunu mutlaka hesap etmek zorunda. Düşünler. Şimdi bir de Avrupa Birliği ülkeleri çok kırılgan. Şimdi bu şeyde hani adını ne koyduk? Orta Doğu hava savunma planı devreye girdi burada. Kimi gördük? Biraz hocam kimler gireceğini bilmiyoruz ama birkaç tanesini hemen görüverdik. Rusya ve Çin. Suudi Arabistan'la Ürdün. Amerika Birleşik Devletleri ve yanında yer aldılar. İran füzelerinin engellenmesinde. Peki bunlar şimdi kırılgan ülkeler. Kendi toplumlarında büyük kırılganlık var. Çünkü burada İran Gazze'ye yardım eden ama bunlar Gazze'ye yardım eden İran'ın karşısına geçen ülkeler durumuna düşecekler. Kendi toplumlarına nasıl kabul ettirecekler bunu? Yani böyle pek çok. Yani şu an o kadar çok taşkınlığım oynadı ki. Yani bir cümle kurayım. Buyurun hocam. Uzatıyorum. Bu arada Tarık hocama da yani şey yapmamız lazım. Ağır konular konuşuyoruz. Gayet yakışıklı olmuş. Hani pembe giyerim, pembe ince yakışır gelmiş ama beyaz gri çok güzel uydurmuş, güzel olmuş, harika olmuş hocam. Çok doğru hocam. Teşekkür ederim. Bugün ayrı bir hoş görünüyorsunuz hocam. Söyleyelim böyle toptan. Teşekkür ederim. Buyurun. Sizin kalbinizin güzelliği, evet. Sağ olun. Şimdi burada sorunu çözecek bir akla ihtiyaç var. Bakın ben hep bunu söyledim. Tekrar söylüyorum. Bu işin kavramsal anahtarı Türkiye'nin elinde. Şimdi tabii bunun ne demek olduğunu ben hocam hiç Türkiye'ye gelmeden sorularım var. Türkiye'yi konuşacağız elbette. Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği var. Önemli görüşmeleri var. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum Tarık hocam. Siz bölgeden çekilmeye çalışan ve hiç de girmek istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri profilinden bahsettiniz. Ama biz Gazze ile beraber gördük ki Amerika Birleşik Devletleri aslında öyle bölgeden çok da çekilmek isteyen, bölgeyi işte Rusya, Çin'e ya da diğer denklemlere, hatta kapsamlı stratejik ortaklıklara bırakmak isteyen bir ülke pozisyonunda mı değil mi? Bu da tartışılmaya başlandı. Şimdi İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi konsolosluk saldırısından hemen 12 gün sonra geldi. İsrail ise 4 gündür yanıt tartışıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hem bu süreyi nasıl okuyorsunuz diye sormak istiyorum, bu 4 günlük süreyi. Çünkü sert açıklamalar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Orta Doğu'dan çekilip ya işte siz kapsamlı stratejik ortaklıklarınıza devam edin. Sahada işte güçlü bir Çin, güçlü bir Rusya, ben de onun karşısındayım diye bırakıp İsrail-İran misillemesi ya da ileride Allah korusun savaş senaryolarını böyle bir anda çırpıda bırakıp kendi bölgesinde dünyanın huzuruna erecek mi diye çok merak ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bu. Açıkçası çalıştığım yerden sordunuz. Zaten bildiğim için çalıştığınız yerler hocam. Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Şimdi kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle tası toprağı toplayıp şeyden Orta Doğu'dan ayrılacağını söylemiyor. Şu anda bile 50-55 bin civarında Amerikan askeri var. Evet. Orta Doğu'nun geneline yayılmış olarak, yanlış bilmiyorsam eğer. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını elde etme biçiminde bir değişiklik yaşanıyor. Yani kendisi bir fiil her sorunun içinde olup ulus inşası diye tarif ettiğimiz projeler çerçevesinde ülkelerin iç işlerine müdahale etmek, ülkeleri dönüştürmek, askeri yöntemlerle kendisinin birebir işin içinde olarak çözüm bulması, bu artık out olmaya başlıyor. Çünkü Amerikan kamuoyunda bu noktada bir yorgunluk var, bir savaş yorgunluğu var.
Amerika'nın parasını, askerini ve enerjisini gereksiz yere Orta Doğu bataklığında harcadığına dair bir kanaat var Amerikan toplumunda. Hı hı. Bu sadece cumhuriyetçilere destek veren insanlarda değil, demokratlara destek veren insanlarda da var. Yani onu bir kere teslim edeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bakın, o Avrupa coğrafyasında Rusya'dan dolayı hissetmekte olduğu tehdidi Avrupalı müttefiklerini bir araya getirerek, bu işi NATO'ya havale ederek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin omuzlarına ekstra bir yük bindirerek halletmek istiyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Orta Doğu bölgesindeki yayılmasını, bölgesel nüfusunu kırmak adına İsrail ve Sünni monarşik yapılardan oluşan bir Orta Doğu NATO'su yaratmak üzerinden bunu yapmak istiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Hint Pasifik bölgesinde Doğu Asya'daki yükselişini baskılamak, frenlemek, geciktirmek adına Çin karşıtı bir uzak doğu NATO'su, işte Kuat gibi, AUKUS gibi inisiyatifler kurgulayarak bunu yapmak istiyor. Yani doğrudan kendisi elini taşın altına koymak ve ciddi bir sorumluluk almak istemiyor. Aslında Obama'nın bu leading from behind dediği, yani arkadan liderlik yapmak çerçevesinde bunu kurgulamaya çalışıyor. İran konusunda da bu çok açık ve net. Yani Abraham anlaşmaları niye oldu Dilek Hanım? Bundan dolayı oldu. Yani bu Obama olsaydı da olacaktı. Trump'a nasip oldu. Ama Obama'nın başkan yardımcısı Biden, Trump'ın bu Abraham anlaşmalarından dolayı yaptığı şeyleri kabullendi. Şimdi ona Suudi Arabistan'ı da dahil etmek istiyor mesela. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Biden yönetimi bu stratejisini istediği şekilde hayata geçirme noktasında şanslı değil. Neden? Çünkü bu stratejiden rahatsız olan, bu stratejinin başarısız olmasını isteyen ülkeler var Orta Doğu'da özellikle. Ve bunların çoğu da Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel müttefikleri. İsrail böyle bir şey istemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği üyesi, Sünni monarşik yapılar böyle bir şey istemiyor. Onlar ne istiyorlar? Amerikasız olmaz. Amerika burada olmak zorunda. Eğer Amerika olmazsa İran karşısında biz daha zayıf kalırız, kendimizi koruyamayız. Böyle bir endişeleri var. Yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve tabii en büyük risk, Amerika açısından en büyük risk hiç şüphesiz ki Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı. Yani Benjamin Netanyahu takip ettiği stratejisiyle bu Amerikan dış politika yaklaşımını en önemli derecede sabote eden kişi ve korkarım ki başarılı olma şansı da var. Yani Amerika gideyim derken, azaltayım derken bölgedeki varlığımı çok daha fazla bir şekilde bu bataklığın içine hapsolabilir. Yalnız müsaade var mı? Devam edeyim mi yoksa durayım mı? Devam edin hocam ama Kaan'a sorayım. Kaan, ne kadar kaldı reklam? Çok kısa bir iki cümlenizi alayım, reklam gideceğiz, sonra dönüşte buradayız. Tamam. Tabii. Devam tamam. edeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi İran'ın yapmış olduğu bu saldırı İsrail'e karşı Amerika'ya bu anlamda bir koz da sunuyor açıkçası. Hı hı. Çünkü Abdullah Bey de altını çizdi, şunu gördük. Yürüdüğün başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler doğrudan ve açıktan İsrail'in yanında yer almasalar da İsrail'in güvenliğini önemsediklerini, onun Orta Doğu'da meşhur bir aktör olarak yaşaması gerektiğini sanki zımnen de kabul ettiklerini gösterdiler. Evet. Bu aslında Amerika'nın bu stratejisiyle uyumlu bir şey. Ama yine Abdullah Bey'e referansla konuşacağım. Bu ülkeler bir yandan İsrail'e karşı böyle bir hissiyat içerisindeyken halklarıyla arasında ciddi bir uyumsuzluk yaşayan ülkeler. Çünkü İran-İsrail savaşında İran İslam davasının savunucusu, Filistin davasının savunucusu olarak ortaya çıkarsa bu Sünni monarşik ülkelerdeki vatandaşların tepkisi ne olacak? O zaman bunlar kendi yöneticilerine dönüp şunu sormayacaklar mı? Siz niye tepkisiz kalıyorsunuz kardeşim? Yani sonuçta İsrail denen bir zalim devlet var. İran bunu da yok etmeye çalışıyor. Siz tepkisiz kalıyorsunuz. Bu da onların en önemli yaşamsal çıkması. Susuyorum.